meselemiz. Yolları koruyacağız. Bu demin bizim yerimiz. Arkadaşlar başkaları gelip kendimiz bizim kızı müsaade bilindiği gibi bugünlerde Gebze ve Sinop açıklarında denizlerimizde kafes balıkçılığı yapılacağından bahsediliyor. Bizler Gebze balıkçıları olarak denizlerimizi kirleten, turizmimize zarar veren ve deniz canlılarının yok olmasına sebep olan kafes yetiştiriciliğiyle sonuna kadar karşıyız. Denizlerimizi kirletilmeyeceğiz. Sırf kafes balıklarına yem olsun diye hamşimize dokundurulmayacağız. Sevgili gençler, kafes balıkçılığı neticesinde sudaki doğal yaşamı bitirecek. Bunlar kafeslerde yetiştirdikleri balıkların sık sık hasta olması sonucu ilaçlayacaklar, antibiyotik verecekler. Bu antibiyotikleri denizde serbest yaşayan diğer balıklar da vücutlarını alacak ve o balıklardan bizlere de ulaşacak. Denizlerimizde gözle görülür kirlilikler oluşacak ve istenmeyen türler olağanüstü büyüklüklere ulaşacak. Örneğin fareler gene boyutunda değil, 2-2,5 kilogram boyutlarına ulaşacak. Sakın kafesi al başına çal! Sakın kafesi al başına çal! Gerser balıkçısının yüzer ağları bu kafeslere takılacak. Ağlarımız parçalanacak. Balıkçılık faaliyetleri azalınca insanlar evlerinde yiyecek balık bulamayacaklar. Sanmayın ki bu kafes balıkları ucuza evlerimize girecek. Öyle bir şey olmayacak. Hızlı yemleme ve ile büyüyen balığı denizlerimizdeki doğal balıklara tercih edemeyiz. Denizimize, doğamıza sahip çıkalım. Denizlerimizi kafeslerle doldurtmayalım. Gerzemizi kafesleyemezsiniz.
Biz Gerze balıkçıları olarak buna izin vermeyeceğiz. Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkürler ediyorum. Konuyla ilgili ben bir açıklama yapayım. Kısa bir açıklama yapalım. Geçen hafta biz Seferihisar'la iletişime geçtik. Orada açılan davanın dosyasının tüm belgelerini aldık. Geçen hafta avukatımız yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu. Süreç böyle devam ederken tabii ki biz de sizle herkes bu konuyla ilgili doküman, resim veya bilgi bulursanız bize ulaştırın. YGAP tekrar faaliyete geçti. YGAP ile ilgili çalışmalar başladı. Şimdi biz arkadaşlarla konuşurken sadece Gerze'de bu Gerze'yle ilişkin bir olay değil. Şuna bu daha fazla ilgilendiren bir olay. Çünkü kafeste bize gelen yazılarda Koç Burnu'nda Sünep arasında kurulacak. Bu nedenle de hakim rüzgarlar gün doğusu ve Poyraz olduğu için bütün etki Sünep sahillerini vuracak. Onun için Sünep'lerin de bu işe daha duyarlı olmasını istiyoruz. Gerçi Sünep bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum ben. Bu konuda da her anlamda hem Sünep Belediyesi hem Gerçi Belediyesi olarak biz balıkçılarımız ve halkımızın yanındayız. Böyle güzel bir toplantıya katıldığınız için de teşekkür ediyoruz.